Fahriye Sultan neden buradaydı derviş? Ne konuştunuz? Düğünümüzle alakalı. Malum vakit yaklaştı. O yüzden pek memnun bir hali vardı Fahriye'nin. Gözlerinin içi gülüyordu. Benden ne saklıyorsun? Fahriye Sultan sırrımızı biliyor. Aman Allah'ım. Sen ne söylüyorsun derviş? Nasıl öğrenmiş? Telaş etmeyin. Size karşı olan hislerimden haberi yok. Lakin merhum padişahı benim zehirlediğimi öğrenmiş. Ve girer kardeşler affedilmez ise hünkârımıza söyleyecekmiş. Eyvahlar olsun. Kim inanır bunu tek başına yaptığına? Sana emri benim verdiğimi söyleyecekler. Ne yapacaksın şimdi? Suçumu itiraf edeceğim sultanım. Bu işin arkasında sizin değil Şahin Giray'ın olduğunu söyleyeceğim. Aklını mı kaçırdın sen? Anında vururlar boynunu. Ben yıllar evvel sizin ve şehzadenizin hayatını korumak için geldim bu karanlık yola. Ve şimdi yine sizleri korumak için canımı vermeye gidiyorum. Hayır derviş. Böyle olmak zorunda değil. Git buradan. Kaç, kurtar kendini. Bu sarayda günahkar olmadan yaşamak mümkün değil sultanım. Lakin günahlarımın arasında size ihanet etmek yoktu. Sultan Ahmet'e ihanet yoktu. Hiç olmazsa buna inanın. Kafi. İnanıyorum. İnanıyorum elbet. Bu yüzden gitmeni istiyorum dermiş. İtiraf etme. Sinar, itiraf etme. Yoksa öleceksin. Sizden ayrılmakla ölüm birdir benim için. Derviş. Söyle derviş. Nedir bu kadar mühim olan? Siz hasta yatağınızdayken hünkârım, bazı hadiseler vuku buldu. Her şeyi anlattığınızı sanıyordum derviş. Bilmeniz icap eden her şeyi bir bir anlattım. Lakin bir husus daha var. Giray kardeşleri bir an evvel salıvermemiz gerek. Daha düne kadar Giray kardeşlerin canını almamı istiyordum. Şimdi ise zindandan çıkarmamı. Devlet ailenin menfaati her şeyden üstündür hünkârım. Kırım Hanı Gazi Giray yeğenlerinin gözden çıkarıldığını işittiğinde devam eden savaştaki ordusunu geri çekmek istemiş. Gazi Giray canına mı susamış? Nasıl cüret eder buna? Kuyucu Murat Paşa haddini bildirmiş elbet. Lakin sırtımızdan hançerleyebilir. Kırım tahtına oturacak veliahtı ilan edelim ki aklı başına gelsin gafilin. Korksun ve itaat etsin. İçimizdeki asileri, hainleri yok etmezsek olacağı bu derviş. Yakında öyle kararlar alacağım ki Osmanlı'nın demir yumruğu yalnızca payitaht Ruhi Zeneni değil, bütün cihanı sarsacak.
Sultanım. Henüz karar vermediler. Lakin düşünecekler. Fahriye Sultan'ın dediklerini yapmaktan başka çare yok. Dua edelim de aslanım inansın söylediklerine. Söylediğim hiçbir şey yalan değildi sultanım. Kırım Hanlığı'nda bazı sıkıntılar mevcut. Giray kardeşlerden birini veliaht göstermek devletimizin menfaatine. Fahriye'ye güven olur mu peki? Ne de olsa Safiye Sultan'ın kızı. Mühim değil. Bana inanmanız, beni korumanız her şeyden kıymetliydi sultanım. Artık ölsem de gam yemem. Senin için değil. Evladım için yapıyorum. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Validem. Ben de senin yanına geliyordum aslan. Dört bir yana ulaklar çıktı. Tellallar evladının müjdesini veriyor. Akşam içinde sazlı sözlü eğlence tertip ettim. İyi düşünmüşsünüz valide. Dudağı hatuna söyleyin hiçbir masraftan kaçınmasın. Aslanım. Dudağı hatun yok. Sen gittikten sonra maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nasıl olmuş valide? Düşüp yaralanmış. Yaşı malumun. Kaldıramadı. Gelir gelmez söyleyip seni üzmek istemedim. Allah. Üzerimde büyük emeği var. Allah rahmet eylesin. Bülbül ağa peşimde sultanım. Sorgu sual ediyor. Sen ne dedin peki? Aşk acısı çekiyor. Mektup yollamak istiyor. Böyle şeyler. İşitmek istediklerini söyle ki sözünü itibar etsinler. Düğün hazırlıkları da başlamış. Başlarsa başlasın Sedef. Zinhar evlenmeyeceğim. Dervişpaşa'nın öyle sırları var ki. Yakında hünkârımız öğrenecek. Ve işte o gün paşanın sonu gelecek. Hünkârımızla konuştum sultanım. Giray kardeşlerin salıverilmesiyle alakalı fikrimi söyledim. Netice? Düşünecekler sultanım. Aceleyle bir hükme varmak istemediler. Merhum abim Mehmet Han'ı sever sayardım. Lakin tahta çıktığı gün 19 kardeşimi katledince bütün sevgim nefrete dönüştü. Peki sen? Sen neden onun canına kıydın? Şahingir'e ihanet ettiğine göre başka bir sebebin olmalı. Ahmet Han için sultanım. Zira küçük bir şehzadeyken bile yanındaydım. Hususi olarak ben yetiştirdim. Ve bir gün hünkâr abinizin onu da katlettireceğini öğrendim. Mani olmak için zehirledim. Ne tuhaf değil mi? Sultanahmet'in hayatını kurtardın. Tahta çıkmasını sağladın. Lakin bu yaptıklarını öğrense anında kendini alır. Bedenine razı olmadığım hiçbir şey yapmadım sultanım. Ben de öyle. Bu arada Şahin Giray umurumda değil derviş. Cehenneme kadar yolu var. Senden istediğim Mehmet Giray. O çıksın kâfi.
Mehmet'im, kalbimin, vücudumun yegane sahibi. Reyhan Ağa ile konuştum. Kurtulmanız için ne gerekiyorsa yapacağım. Lakin bilmenizi isterim ki, merhum Hünkar abimin canına kıyan ve tahtımıza göz koyan abiniz Şahin Giray'ın kurtulmasına gönlüm razı değil. Mehmet, ne oldu? Ne yazmış Fahriye Sultanımız? Bizi kurtarmak için elinden geleni yapacağını yazmış. Bu yüzden mi okuduğunda kedere boğuldun? Hayır Şahin. İnsan sevdiği kadının bu işlere bulaşmasını istemez. Üzüntüm bu yüzden. Ben derviş. Boşnak bir çobanın oğlu derviş. Açlık ve yoksullukla geçti çocukluğum. Öyle ki Yeniçeriler beni aldığında sırtımda yırtık bir gömlek, ayağımda delik bir pabuç vardı. Bu yüzden derviş dediler adıma. Derviş. Bosna'daki tek iyi hatıram onun yüzüdür. Milyatska nehrinin kıyısındaydık. Bir ceylan gibi suya inmiş, yalnız ve ürkekti. Bir an kaldırdı başını. Dudağının üstünde küçük şirin bir ben vardı. Gülümsedi. Öyle sıcak, öyle içten baktı ki. Sonra bir ses duydum. Helen dedi biri uzaktan. İsmi Helen'miş. Zeus'un kızı, bir tanrıcı. Onu bir daha hiç göremedim. Ta ki yıllar sonra kader bizi İstanbul'da, aynı sarayda buluşturana dek. Gözler aynı, bakışlar aynı. Dudağının üzerindeki ben aynı. Biliyorum, bu ateş ikimizi de yakacak bir gün. Hünkârım, başlayın. Geldiğinizi fark etmedim. Beni de uyku tutmadı derviş. Senin fikrini almak istediğim bir husus var. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Zülfikar Ağa. Onun gibi sadık, dirayetli bir ağayı bulmak çok güç. İstiyorum ki bana daha yakın olsun. Sen ne dersin? Siz nasıl münasip görürsünüz hünkârım? Daha evvel bahsettiğim bir husus vardı. Kırım Hanı Gazi Giray'a bir göz daha vermeliyiz. Yeğenleri. Şahin ve Mehmet'i bırakmamı istiyorsun. Şahin Giray'ın yaptıkları zinhar kabul edilemez. Ve cezasını çekmeli. Ancak Mehmet Giray abisine benzemez. Makul ve uysal biridir. En azından onu çıkarabiliriz.
Nihayet Derviş Paşa. Gözümüz yollarda kaldı. Hünkârımız sizinle alakalı nihai bir karara vardı. Yanlış hesap. Bağdat'tan döner derviş. Aç şu kapıyı. Hünkârımız yalnızca... Mehmet Giray'ı bağışladılar. Sen kalıyorsun Şahin Giray. Ne demek oluyor bu? Anlaşmamız böyle değildi derviş. Beni burada tutamazsın. Aç şu kapıyı. Onu bana değil, kardeşine sor Şahin Giray. Senin burada kalmanı isteyen o. Anlaşılan. Fahriye Sultanımızla böyle anlaşmışlar. Şahin. Yalan söylüyor. Benim kimseyle anlaştığım yok. Sakın inanma. Yalan söylüyor. İşte sana layık olan yer burası Şahin Giray. Bütün ömrün burada geçecek. Yedi kule senin mezarın olacak. O saray da senin mezarın olacak. Sonra ben gelip seni o mezardan çıkartacağım ve kalbini köpeklere atacağım. Çıkar beni buradan! Çıkar beni buradan! Acemilere matrak öğretmiyor musunuz Zülfikar Ağa? Matrak zor zanaattır hünkârım. Hüner ister, zaman ister. İki! İskender, hadi topla kendini. Hadi! Hünkârım, kollayın kendinizi. Gel bakalım. Validem. Sevinme Fahriye. Hünkârımız Mehmet Giray'ı seninle nikahlamak için bağışlamadı. Devlet-i Aliye'mizin menfaatleri icabı. Siz öyle bilmeye devam edin validem. Ne demek bu? Bazen kimin kızı olduğumu unutuyorsunuz. Siz güç ve iktidar için her şeyi yapmaya hazırsınız. Ben de aşk için. Nasıl başardın bunu? Nasıl çıkıyor Mehmet? Bu da benim sırrım olsun validem. Derviş Paşa'nın nikahımıza gelince zinhar olmayacak. Kim bilir? Belki Mehmet Giray ile evlenirim. Sultanım. Hanzadem, nihayet o karanlık zindandan çıktınız. Sayenizde sultanım. Bir kez daha gördüm ya sizi. Artık ölsem de kalmayayım ben. Ölümden bahsetmeyin artık. Her şey çok daha güzel olacak.
Peki ya Şahin? Hala yedi kulede. İşittiklerinizden sonra sizden böyle bir şey istemem, isteyemem. Lakin o benim kardeşim. Hünkârımız has bahçeye çıkmışlar. Hünkârım, derviş hoş haber vermemi istedi. Emriniz üzere Mehmet Girey'i getirmiş. Saadetli padişahımız pek seviyorlar seni. Pek. Ateş böceği misali etrafında pırpır dönüyorsun. Maşallah. Tut tut tut. Rabbim kem gözlerden, nazarlardan sakınsın. Hareme geri dönelim hacı ağa. Bu akşam çok güzel olmam lazım. Aynı dalda iki meyve dahi birbirine benzemezken iki kardeşi bir tutmak olmaz. Mazideki kabahatlerine rağmen seni bağışlıyorum Mehmet. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Derviş Paşa, irademdir. Mehmet Giray'ı Kalgay ilan ediyorum. Kırmağını Gazi Giray'dan sonra taht senindir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kıymetini bil. Aksi halde akıbetin belli. Hünkârım, cüretimi bağışlayın. Kardeşim Şahin Giray. Af dileyip elinizi eteğinizi öpmek ister. Yüce affınızı ondan... Çekilebilirsin. Afiyet olsun Derviş Paşa. Ne yalan sen nereden çıktın? Uzun hikaye paşam, fazla vaktim yok. Fahriye Sultan'a o mektupları ben verdim. Sen neyden bahsediyorsun? Bedal! Fahriye Sultan bizi yarı yolda bıraktı paşam. Tıpkı sana da yapacağı gibi. Dışarıda adamlarının olduğunu biliyorum. Beni öldürebilirler. Lakin... ben seni öldürmeden önce değil. Şimdi beni iyi dinle. Sultan Ahmet'e ve Şehzade Mustafa'ya
Çiçek illetini ben değil, Fahriye Sultan bulaştırdı. Derviş Paşa haber yollamış. Sizi görmek istiyor. Telaşa düştü tabii. Hadi gidelim. Derviş Paşa. Sultanım. İstediğinizi aldığınıza göre mektupları vermenizin zamanı geldi. Düşündüm de paşa. Mektupları hünkârımızın okuması en doğrusu. Zira sizin gibi bir hainin padişah katilinin sarayda yeri yok. Ben hainim. Padişah katiliyim. Peki siz sultanım? Pek bir masumsunuz. Leyhan'a geldi yanıma. Bir sırdan bahsetti. Şahin ve sizin aranızdaki bir sır. Hakiki yüzünüzü biliyorum sultanım. Hünkârımıza ve şehzademize çiçeği bulaştıran sizsiniz. Deli saçmasın mı? O yüzden mi titriyorsunuz şu an? Benim kaybedecek bir şeyim yok. Yanacaksak beraber yanacağız. O mektupları verin. Sonra nikahımız kıyılsın. Ne derler bilirsiniz. Nikahta keramet vardır. Belki saadeti birbirimizde buluruz. Sultanım. Kösem Hatun ümitlerimizi boşa çıkarmadı sultanım. Babasına kavuşmasının vakti geldi. Neyse ki o da sevinecek. Cennete söyle hemen Kösem'i dairemize getirsin. Ben alıp gelirim sultanım. Sana ne deniyorsa onu yap. Sen git Handan hakkında ne hüküm verilmiş onu öğren. Emredersiniz sultan. Sultanım. Fazla vaktim yok. Artık Kırım tahtının veliahtıyım. Önümüzde kimse duramaz. Sizden vazgeçmeyeceğim. Nasıl olacak peki? Derviş mektupları elimden aldı. Bir de alay etti benimle. Saadeti belki birbirimizde bulunmuşuz. Alçak köpek. Beni uysal koyun sanıyor. Neyse, böyle bilsin. Daha iyi. O düğün olmayacak sultanım. Size yemin ederim, buna müsaade etmeyeceğim.